Merhaba arkadaşım, binom açılımının ilk dersindeyiz. Şimdi bir Pascal üçgenini görelim. Pascal üçgeninin dışı birlerden oluşur arkadaşım. İçerideki sayılarsa şu şekildir. 1, 1, 1 yazdıktan sonra dışlara 1'i yazıyorsun. Ortadaki sayı yukarıdaki iki sayının toplamıdır. 1, 1 daha 2 yapar. Dışarıya 1'i yazdın. 1, 2, 3 yapar. 2, 1, 3 yaptı. Dışarıya yine 1'i yazıyorsun. Yine 1'i yazdın. 1, 3 daha 4 yapar. 3, 3, 6 yapar. 3, 1 daha 4 yapar. Bu şekilde yukarıdakileri toplayıp aşağıdakileri oluşturarak bu Pascal üçgenini devam ettirebilirsin. Peki bunlar ne işimize yarayacak hocam? Bunlar biz binom açılımı yaptığımız zaman kat sayılar olacak. Nasıl yani? Şöyle ki, x artı y'nin sıfırıncı kuvveti 1'dir. Bak en baştaki katsayı geldi. X artı y'nin birinci kuvveti nedir? X artı y. Bak x'in katsayısı 1, y'nin 2, 1. X artı y'nin karesinin açılımını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. X kare artı 2xy artı y kare. Bunu ezbere biliyorsun değil mi? Bak x karenin katsayısı 1. xy'nin katsayısı 2. Y karenin 2, 1. Aynı mantıkla şunu da açayım. Bunu zaten biliyorsun. Açılma mantığı da şudur. Üçüncü dereceden ya. X'in kuvvetlerini 3'ten geriye doğru açıyorsun. X küp, x kare, x ve x'in sıfırıncı kuvveti. Yani 1 yazmaya gerek yok. Y'ninkileri de 0'dan 3'e doğru arttırıyorsun. X küp ile y'nin sıfırıncı kuvvetini çarpıyorsun. 1 olduğu için yazmıyorum. Çarpı y'nin birinci kuvveti, çarpı y'nin karesi, çarpı y'nin küpü. Bak x'ler 3, 2, 1 diye azaldı. Y'ler ise y'nin sıfırıncı kuvveti, y'nin birinci kuvveti, ikinci kuvveti, üçüncü kuvveti diye arttı. Sonra ne yapıyorduk? Bu katsayılar 1, 3, 3, 1'e ekliyorduk. 1, 3, 3 ve 1. Birleri yazmıyorum. Arada işlem artı olduğu için hepsi artı. X küpü de bu şekilde açıyorduk değil mi? Aynı metotla 4. 5. 6. kuvvetlerin hepsini açabiliriz. Ve kullanacağımız katsayılar bunlar. 4. kuvvette 1'den sonra 4 olduğu için bunu kullanacaksın. 5. kuvvette de 1'den sonra 5 olduğu için bunu kullanacaksın. Bu mantıkla devam edeceğiz. Hemen örneklerine geçiyorum. Burası kısa bir tekrar arkadaşlar. Birkaç sayfa sonra asıl kısma geleceğiz. X artı y'nin 4. kuvveti. Ne yapıyoruz? Hocam x'in kuvvetlerini azaltalım. X üzeri 4. X küp. X kare, x ve x'in sıfırıncı kuvveti. Y'ninkileri de arttıralım. Y'nin sıfırıncı kuvveti çarpı y'nin birinci kuvveti çarpı y'nin karesi çarpı y'nin küpü ve çarpı y'nin dördüncü kuvveti. Şimdi bana ne lazım? Pascal. Gel diyorum Pascal, gel bakalım. Dördüncü kuvvette bunu uygulamalıyım. Yani 1, 4, 6, 4, 1 katsayılarını. 1, 4, 6, 4 ve 1 katsayılarını kullandım. Tabii bunlar çarpma halinde. Artı olduğu için hepsi, aradaki işaretler artı olacak. İşte bu kadar arkadaşım. Bu sana binom açılımını verdi. Peki hocam eksi olursa? Eksiyi de şurada gösterdim. 5. kuvveti açacağım şimdi. Bunu bilerek 2x verdim. Arkadaşlar 2x'in 5. kuvvetini alırken komple 2x'in komplesini 5. kuvvetini alacaksın. Yani hem x'in hem 2'nin. Dolayısıyla sonra 2x'in 4. kuvveti, sonra 2x'in 3. kuvveti, sonra 2x'in karesi ve en son 2x. Yanına da y'nin sıfırıncı kuvveti, y'nin birinci kuvveti, y'nin karesi, y'nin küpü, y'nin dördüncü kuvveti ve en son y'nin beşinci kuvveti yalnız bir şekilde kalacak. Gel diyorum bakalım Pascal, tekrar. 5'te hangi katsayı kullanacağım? Şunları. Yani 1, tamam 1 burada. 5, 5'im burada, güzel. Sonra 10. Buraya 10 katsayısı geliyor. Buna da 10 katsayısı geldi. Şurası biraz sıkıştı. Buna 5 katsayısı, buna da 1 zaten. İşlem eksi olursa arkadaşım bir artılı bir eksili, bir artılı bir eksili ilerliyorsun. Yani işaretleri şu şekilde yapayım. Bunun işareti artı, bunun işareti eksi. Bir sonraki artı, bir sonraki eksi. Bir sonraki artı, bir sonraki eksi. Sırayla artı eksi artı eksi vererek gidiyorsun. Tabi şurada bir düzenleme yapman lazım. 2'nin 5. kuvveti 32'dir. 32 x üzeri 5. Eksi. 2'nin 4. kuvveti ne yapar? 16. 16'yı 5 ile çarpın. 80 dedi biri. X üzeri 4 çarpı y. 16'yı 5'e çarpıyor. 50, evet 80 yapıyor. 2'nin küpü nedir? 8. 10 ile çarp 80. X küp y kare. Daha sonra burada 2'nin karesi 4. 10 ile çarp. Eksi 40 x kare y küp. Artı 5 kere 2 10. X y üzeri 4. Eksi y üzeri 5. Şurada bakayım, hep bazen işlem hatası yapıyorum. Yapmayayım. 16 5 çarpı 80. 2'nin küpü 8. 10 ile çarp. Tamam. 2'nin karesi 4, tamam. Bir hata varsa siz zaten düzeltirsiniz. İşte bu şekilde arkadaşlar açılım yapılmış olur. Yöntem aynıdır ve basittir. Uçuruyorum. İşte gelelim şu genel x'li, y'li ve n'li gösterime.
Bu binomun açılımı şu şekildedir. Birincinin enerji kuvveti çarpı n'in sıfırlı kombinasyonu. Artı ikincinin kuvvetini biraz artırsın. Pardon, birincinin kuvvetini biraz artırsın. İkincinin kuvvetini başlarsın arttırmaya. Burada y üzeri 0 vardı, y üzeri 1 oldu. Çarpı n'in birinci kombinasyonu, birli kombinasyonu. Yine n eksi 2 çarpı x üzeri n eksi 2 çarpı y kare çarpı n'in ikili kombinasyonu. Bu şekilde gidersin son terime kadar. Bu karışık, karmaşık, hiçbirimizin bir şey anlamadığı gösterimidir. Aslında uygulamasını biraz önce yaptık. Burada şunu bileceğiz. N'inci dereceden bir açılım varsa arkadaşım, n artı bir tane terim vardır. Yani derecenin bir fazlası kadar terim vardır. Örnekte göstereceğim. Ve her terimde dereceler toplamı n'dir. Şu her terimde derecelerin toplamı n'dir. Bak n-2 ile 2'yi topla n. N-1 ile 1'i topla n. Bunu en güzel örnekte uygulayalım. Ama şu ikisini bileceğiz ve kullanacağız. N'inci derecede n artı bir tane terim var. Ve her terimde dereceler toplamı n'i bulacak. Hemen gösteriyorum. Şimdi 2a-3b'nin dördüncü kuvvetini açtım ben burada. Bakın 2a'ların kuvvetini 4, 3, 2, 1 diye azalttım. 3b'lerin ikini farklı renkte yeşille yaptım. 3b, 3b'nin karesi, küpü, dördüncü kuvveti yaptım. Sonra katsayılar olan Pascal'ı çağırdım. Pascal gel dedim. 1, 4, 6, 4, 1 var ya. 1, 4, 6, 4, 1 kırmızı şekilde onları koydum. Sonra buraları düzenledim. Şu çıktı. Bana ne diyordu? Derecen n'se n artı bir tane terimin olur. Derece 4 olduğu için bakalım kaç terim var. 1, 2, 3, 4, 5. Hakikaten derecenin bir fazlası kadar terim üretti. Güzel, doğru. Artı ne demişti? Her terimde üstlerin toplamı ana dereceyi verecek. Bak 3, 1 daha 4 yapar. 2, 2 daha 4 yapar. A'nın kuvveti 1, B'nin 2, 3. Topla 4 yapar. Topla 4. Zaten bunun da 4. Bitti. İşte bunu uygulamalı olarak görmüş olduk. Örneklerimize devam ediyoruz. Pardon, örnek değil, yeni bir özellikle devam ediyoruz. X artı y'nin n'inci kuvveti bu ifade verildiği zaman bu ifadesinin katsayıların toplamı arkadaşım x ve y'nin yerine 1 yazılarak bulunur. Yani sen bunu açıp sonra katsayıların tek tek toplamana gerek yok. X'in yerine x ve y'nin yerine dilim dönmedi. 1 yazarsan sonucu bulursun. Bunu nereden hatırlıyorsun? Hocam polinomlara benziyor. Harikasın. Polinomda da katsayıların toplamını sorduğu zaman x yerine 1 yazıyordun, p1'i buluyordun değil mi? Aynı şey. Şimdi 3x artı 4y'nin küpü var. Açılımda katsayıların toplamı kaçtır? İstersen bunu açabilirsin. Sonra x ve y'lerin katsayılarını toplayabilirsin. Ama ne gerek var? Kısa yolumuz var. X'in y'nin yerine 1 yazıyorum. 1, 1 yazarsam 3 artı 4'ün küpü yapar. Yani 7'nin küpü. O da ne yapar arkadaşlar? 343 mü? 343. Bitti. İşte bu kadar. Kısa yolu bilirsen olayı bitirsin. Bu örneğe geçiyorum. Şu ifadenin açılımında katsayıların toplamı 32 ise neye kaçtır? Bu sefer katsayıların toplamını vermiş. Yani x'in yerine y'nin yerine 1 yazınca cevap 32 çıkıyor. 1 yazarsam 5 eksi 3 yapar. N'inci kuvveti 32 olacakmış. Burası ne yapar? 2 üzeri 32. 2'nin kaçıncı kuvveti 32 yapar? 5 tabii ki. N yerine 5'i yapıştırıyorum. Demek ki n 5'miş. Kağıdı da uçuruyorum. Gelelim yeni bir özelliğe. Yine x artı y'nin n'inci kuvvetini açtın diyelim. Bu ifadenin sabit terimini soruyorsa x ve y yerine 0 yazacaksın. Aynı polinomdaki gibi. Px'in sabit terimi neydi? X yerine 0 yazmak. P0 sabit terimi veriyordu. Aynısını yapacağız. Bak şu örnekte sabit terim nedir diyor. Tutup bunu açıp x ve y'ye bağlı olmayan, onlardan ayrı olan sabit terimi bulabilirsin. Ya da dersin ki ikisinin yerine de 0 yazarım. X'in y'nin yerine 0 yazınca 3'ün karesi kalır. O da ne olur? 9. Demek ki bu açılımın en sonunda 9 sabit terim olarak kalıyormuş. Bunu da uçurayım. Evet. 3x eksi 4y'nin n'inci kuvveti açılımında 9 tane terim bulunduğuna göre, bak 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 Genco burada ne demek istiyor? 9 tane terim varsa bu terimlerin katsayılarının toplamı kaçtır? Önce n'i bulmalısın. Biz ne dedik? N'inci dereceden bir kuvvette n artı bir tane terim olur. Yani 9 tane terim varsa bu kaçıncı dereceden? 8. dereceden hocam. Harikasın. N 8'dir. Yani 3x eksi 4y'nin 8. kuvvetiymiş. Dolayısıyla burada bir fazlası kadar olan 9 tane terim olur. Güzel. İpucundan n'yi 8 buldum. Şimdi ne diyor? Katsayıların toplamı. X'in ve y'nin yerine ne yazacağım? 1 yazacağım. 1 yazarsam 3 eksi 4'ten ne yapar?
eksi 1'in 8. kuvveti. O da çift kuvvet olduğu için artı 1 yapar. Demek ki katsayıların toplamı 1'miş. Bu soru güzel. Bu soruyu beğendim. Diyorum. Ödeve geçiyorum. Bunu da sen yap. Cevabını yorumlara at. Şu ifadenin n'inci dereceden açılımında sabit terim 16 ise n kaçtır? Ne yapıyordun? X'in yerine sabit terimde 0 veriyordun. İşte bir sayının n'inci kuvveti çıkacak. 16'ya eşitleyeceksin. N'i bulacaksın. Çok basit. Bir de şimdi bu binom açılımının bu en basit kısmıydı. İlk kolay kısmı. Asıl binom açılımı ikinci derste. Yani o zorlandığınız örnekler, soru tipleri vesaire ikinci derste görüşelim arkadaşlar.